Allah varken umutsuz olmaya hakkın yok. Bir konuda direnç göstermeye başladığınız anda evren size hangi mesajı sunmak istiyor bunu keşfedin. Aklınıza ayrılık geliyorsa bunun kökü nedir sizde? Aldatma korkunuz varsa hangi geçmiş olayınız bunu size körüklüyor? Yalnızlık, parasızlık, başarısızlık veya bağlanma ile ilgili olumsuz enerji ve düşünceler sizi sardıysa, yüzleşme için konunun kaynağını bulabiliyor olmalısınız. Ne istediğinizi bilmek çok önemlidir. Yaşam çok değerli. Boşa zaman geçirmiyor olmalıyız. Gerçek duygularımıza sahip çıkmalıyız ve bir yandan layık olduğumuz bir aşkı çekiyor olmalıyız. Enerjinizi yükselten ve paylaşımcı bir partneriniz yoksa, kendinizdeki eksik enerjiyi bulun, dönüştürün. Ne istediğinize karar verin. Onu hızla, gerçekten isterseniz yaşamınıza çekebileceğinizi de unutmayın. Gerçekten karar verildiği anda sizden mutlu, coşkulu, etkili enerjiler çıkmaya başlayacaktır. Yansımaya sesi. Her şey yansımadır. Sizde ne varsa, iç dünyada yani, bu yansır. Siz yansıtırsınız. Evren onu size geri sunar. Yansıtır tekrar. Dünyada muhteşem bir aşk eğitimi almak üzere bulunuyoruz. Hata yapmış olmak sizin enerjinizi düşürmemeli. Muhteşem yaşam dersleri aldınız ve şimdi yola daha bilinçli devam ediyorsunuz. En derin hırs, istek, tutku, korkularımız beklenmedik an ve ilişkilerde bazen önümüze sunulur. Olan biten her şey bizimle ilişkili. İçinizde olan dışınıza da olur. Yani yaşamımızda bulunan kişiler bizim bir özelliğimizi bize yansıtmak için geldiler. Çok kıskanç ise siz de belki öylesiniz. Aramıyor, sormuyorsa belki sizdeki kaybetme korkusunun durumunu tetikliyor. Patronunuz sizi eleştiriyorsa belki aslında siz o iş yerinden gitmeyi seçtiğiniz için. Yansıma yasasını derinlikli olarak keşfettikçe çok daha rahat ve mutlu olursunuz. Kişiyi değiştirmek diye bir şey yoktur. Ya o aşk bitecek ya da siz değişip dönüşüp daha doğru bir ilişki yaratmaya başlayacaksınız. Değişmesi gereken o değil. En azından ilk etapta. Siz değişin. Çünkü bu yoğun mesaj size gelmiştir. Kendinizde rahatsız olduğunuz ama bilinçaltınıza ittiğiniz özellikler yaşamınıza giren kişilerle bir mesaj olarak çoğu kez size iletilir. Bir sevgilinizin ya da eşinizin, iş arkadaşınızın hangi huyu ya da davranışı sizi çok rahatsız ediyorsa tam da o konuda sizde çözülmemiş bir sır vardır. Gerçekten hoşlandığınız karşı cinsten kişiler de bizdeki olumlu özellikleri çağrıştırdığı için onları seçebiliriz. Her şey yansımadır. Her şey yansır. Kimi neyle incittin? Sen de aynı yerden sınanırsın. Yaşamınıza giren kişinin neden geldiğini bulabilmeniz için sezgileriniz hep devrede olmalı. Yansıma yasalarını anladığınız anda, yaşamınız size neler anlatmak istiyor, bunu bulacaksınız. Bu durum, spiritüel anlamda da size büyük farkındalık katacak. Dünyadaki yolculuğumuza ışık tutacak ve sizi geliştirecek yansımaları bulunca kendinize şaşıracaksınız. Size yansıttığı bir tutum veya tavır için başkasını suçlamayın. Hele de benzer bir sorunu daha önce farklı bir zamanda yaşadıysanız. Değiştirmeye de kalkmayın kimseyi. İçe dönün. Siz değişirseniz o zaten değişir. Dünya, yani yaşam bize bizde olanı verir. Sevmeyi bilmeyen biri doğal olarak gerçek aşkın merkezinde olduğu bir ilişkiyi de seçemeyecek. Bizim dışımızdaki her şey yine bizimle ilgili. Karşı tarafta kendimizi görürüz, duyarız, anlarız, eleştiririz.
İste ama zorlama. Nasipse seni bulur. Aşkta, iş alanında, ailesinde, bir ortaklıkta istenmediğini düşünenler kendini sevmeyenlerdir. Bazen de kendi içimizdeki olağanüstü güzel yanları göremiyoruz veya kabul edemiyor, kendimize konduramıyoruz. Bu durumda bu güzel özelliklerimizi fazlaca ve dışa vurarak taşıyan bir adam veya kadın bulup ona hayran olmaya çalışıyoruz. Ne olursa olsun, sonuçta her şey bizimle ilgili. Kendisinden sorumlu olmayı başarabilmiş güçlü bir birey, kendindeki her şeyi yansıtmaz. Kendiniz ile yüzleşin. Toplumdaki çoğu kişi, seanslarımdaki çoğu danışan kim olduğunu bilmeden yaşıyor. Aşk koçluğu, melek danışmanlığı, kuantum ve diğer çalışmalar her zaman ve sadece aslında kendimizi tanımak için. Enerjiyi doğru kullanmak. Kısmet enerjisini kapatan ana konulardan biri bağımlı olmak. Bağımlı olmaya meyilli bir enerjiniz varsa karşınıza çıkan kişiler bunu seziyor. Hatta sizden kaçıyor da olabilir. Bu özelliğiniz ayrıca sizi aşağıya çeker. Gereksiz ve zorlayıcı enerji geçişleri kişilerle aramızda gelişir. Bunlara eterik kordon da dinebilir. Kıskançlık, kin, öfke, suçlama anında aşkınızla aranızda bir bağ, kordon geliştiriyorsunuz. Bu bağ kesilmediği sürece ne o kişiyle iletişiminiz toparlanıyor ne de yeni ilişkiler düzgün gidiyor. Değişik bir bağ veya geçiş enerjisiyle Kuzey Kutbu'ndaki birini bile yaşamınıza davet edebilirsiniz. Olumsuzluk yaşadıktan sonra affetmek, yanlış bağı kesmek önemlidir. Bu bağ kesilince oradaki iletişim bitmez. Sadece olumsuz geçiş şifa bulur. O kişiyle aranızdaki olumsuzluğu sürekli düşünerek o bağı çok kalın bir halat haline de dönüştüren ve olumsuz enerjinin içinde kendini boğan da yine sizsiniz. Yeni bir aşk ve ilişkiye başlarken eskiler ile veda şarttır. Eski ile kordon bağları kesilmediyse yeni aşk yine aynı dersi vermek için de gelmiş olabilir. Geçmişten tüm yaşam dersleri alındıysa aynı tür aşık kapınızı çalmaz. Doğru olan gelir. Gerçekten affetmek. Acı ve yoğunluğun bitişi. Bu yanlış bağları keser. Geçmişi affetmek, geleceği aşk ve ilişkilerde özgür, mutlu, huzurlu kılmak için şarttır. Gerçek sevgi kabul etmektir, şart koymamaktır. Aşkınızı kabule geçin ve olduğu gibi görün. O zaman sizinle tüm muhteşem yanlarını sevgiyle paylaşacak. Bazı şart ve beklentilere bağlanan ilişkilerde gerçek aşk olamaz, barınmaz. Gerçek aşk olanı alır. Aşkta ve tüm ilişkilerdeki tüm utanç, başarısızlık, yanlış anlaşılma, suçluluk duyguları bizi geçmişe bağlar, geçmişte tutar. Geçmişteki sizi affetmeden gelecekte yeni bir siz oluşmaz. Geçmişin görevi bitti, yaşandı, dersler alındı. Şimdi özgür ve mutlu olma zamanı. Bağlılık, bağımlılık temelinde korku taşır. Çoğumuz bağımlı olup birilerine bunu gerçek sevgiymiş gibi hem çevremize hem de kendimize yutturmaya çalışırız. Bağımlılık koşullu sevgidir. Yani gerçek sevgi değildir. Spiritüel anlamda yol alabilmiş biri gerçekten sever. Koşullar onun menfaatine uydu diye değil. Ego ile gerçek sevgi bağını toplumda çoğu kişi birbirine karıştırır. İlişkilerdeki başarı ve başarısızlığın ardında gizlenen çocukluğumuzdaki anne baba ile olan ilişkimiz de tabii ki çok mühim. İlk kadın ve ilk erkek olarak, ilk ilişki olarak hep onları gördük ve kodladık çünkü. Dua edin vereyim istediğinizi demiş Allah. Onun kapısı bize hep açık. Samimi ve temiz bir kalp ile dikkatimizi neye verirsek o büyür.
Hayallerimizin önünde duran tek engel sizsiniz. Çekinin, hayallerinizin önünden de gerçekleşsinler. Korkularınız, şüpheniz ve güvensizliğiniz ile siz çekilin artık. Odağınız nerede, bunu bulun. Kendinize mi acıyorsunuz? Hep darbe mi aldınız? Hep azla mı yetindiniz? Hep son anda iptaller mi oldu? Bunların hepsi sizi bulduysa şimdi şükretme ve bırakma. Yeniden yapılanma vakti. Kendini seven yine kendini sevecek. Yeni kişileri davet eder. Aşkta ve iş ilişkilerinde korkular hızlı hareket eder. Korktuğunuz şeyler sizi bulur. Korkuları salın gitsin artık. Onlar sizin gerçekliğiniz değil. Siz sevgisiniz. Olumlu tüm düşünceler daima olumsuzlardan daha güçlüdür. Doğada, enerji yasalarında boşluk yoktur. Her şeyin yeri dolar. Bu bir kanundur. Biri gittiyse başkası gelir. Bir acı bittiyse yerine mutluluk gelir. Hiçbir şey her zaman iyi veya kötü gitmez. Eskisinden daha iyi bir yaşam için geçmişi, şimdi ve tüm zamanlara doğru göndermenin zamanı geldi bile. Alışkanlıklarınızı değiştirmek sizin şimdiki yaşam amacınız olsun. Bakalım neleri değiştirebileceksiniz ve bakalım yerine hangi mutluluklar gelecek. Tüm ilişkilerde başarı ve süreklilik sevgiyle olur. Sevgi ise koşulsuzdur. Kalbinizi kapatmayın. Her şeye inat açın. Daha da çok açın hatta. Reddedilmekten korkmayın veya incinmekten çekinmeyin. Korkuların sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Zihin kontrolü ele getirince sevgi bitebilir. Siz sevgide kalın. Sevgi sihirlidir ve karşılık görür. Tüm yaşamınızı da ilişkinizin üzerine kurmayın. Özgürlük alanınızda kalmalı. Ego ile sevgi olmaz. Ego ve savaş başlayınca zaten sevgi aradan çekilir. Ego, düşük benlik ve korkudur. Ego, sevgi akışını keser. Sevmek, kabul etmektir. Onun da Allah'ın bir kulu olduğunu, sevgiyle yaratıldığını bilmektir. Senin olan her şey seni bulacak. Sevince enerjimiz değişir, tutkumuz artar, yaşama bağlanırız. Sevdiğiniz şeyleri daha sık yapın. Korku varsa sevgi olmaz. Sevgi varsa korku biter. Mutluluk doğanın kanunu ve hepimiz bunu doğuştan hak ediyoruz. İstediğiniz aşkı ve bereketi, huzuru bulmak ve çekmek için tabii ki melekler ve rehber ruhlarla da çalışabilirsiniz. İsteyin, unutun. Ben nasıl çektiysem siz de yapabilirsiniz. Olacak mı? Demeyin, oldu bilin. Niyet ve istekler tam olarak net değilse evren ve enerjiler kafasına göre takılır. Net olun, ölçüp biçin. Ne istediğinizi bilin. Netlik olmazsa evrene mesajlarınız karmaşık gidebilir. Net olmamak ise psişik gücümüzü doğru kullanmamamız gereken enerjimizi bağlar. Ne istediğinizi bilin. İsteme ve dilek dileme bölümü ardından gelsin. Net olmak. Ne istediğimizi çok iyi bilmek bizi aşkta üstün ve güçlü kılar. Yolunuzla ilerlemek ve yeni aşk kapıları açabilmek için şimdi ve tüm zamanlara doğru net olun. Niyete girmek de başka önemli bir husus yaşamlarımızda. Bazıları ister ama arkasından iptal enerjisine girer. İster ama korkar. İster ama hesap yapar. Zaman kovalar. Niyete girmek konuyu, durumu sadece istemek veya ummanın üzerine taşır. Niyet etmek çok istediğiniz şeyin gerçekleşmesi için atılacak spiritüel bir adımdır. Gerçekleştirmenin başlangıcıdır. Gücü iten etkidir. Gerçek ve saf sevginin önünde hiçbir şey duramaz. Melekler, yani yüksek frekanslı spiritüel varlıklar da bazen sevgi mesajlarını taşırlar. Önemli anlarımızda rehberlik edip
kaderimizi de taşıyabildikleri gibi. Sevdiğiniz kişiyle aranızda ışıktan ve sevgiden köprüler kurmak için niyete girmeli, ona ışık göndermeli, hep olumluyu çağırmalı, karşılık beklememelisiniz. Sevgi, sevgi ise hesap olmayacaktır. İş ve aşk ilişkilerinde az sandığımız kişilerle veya aileyle durum hep aynıdır.